Umut Hocam selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, keyfiniz yerinde mi? Teşekkür ederim, her şey yolunda Vallahi... gibi gözüküyor. <laughs> Valla hocam sizi yakalamak zor. Şehir şehir geziyorsunuz, bilim merkezleri, projeler, çocuklar için bir şeyler vesaire. Hakikaten emeğinize sağlık yani, önce onu söyleyeyim. Uğraşmadan olmuyor ya. E, ve şunu da fark ettim, gitmeden de olmuyor. Eskiden böyle hep gidilirdi. Sonradan dediler ki ya o çok para harcanıyor. Zoom, Zoom'la hallederiz bazı işleri. Konuşun işte ya ne olacak falan denirdi. Halledildi de bazı şeyler. Ama neticede yine fiziksel olarak gidince bazı işler çözülüyormuş. Bazı ilişkiler o şekilde daha da iyi oluyormuş. Onun için yine işte online değil de offline olup bir şekilde insanların buluşması en mantıklısı. Abi hocam siz Amerika'dayken biz sizi daha rahat yakalıyorduk. Türkiye'ye geldiğiniz her gün başka bir ildesiniz. Yani umarım neticesi de çok güzel olur bu arada. Evet yeni başladık zaten. Yani olacaktır. Hocam şimdi geçtiğimiz programlarda şeyi konuşmuştuk. Mahsur kalan astronotlar hatta siz demiştiniz ki medya bunu biraz abartıyor ama hala dönemediler mahsur Bak şimdi benim cümlelerimize, medya, medya cümlelerimizi çarpıtmasın lütfen. <laughs> abartıyordan kastım abartıyor değil. Mahsur kalma kelimesi abartı demiştim. Yani herhangi bir şekilde o astronotların aşağı inmesi gerektiği zaman yine indirirler bir şekilde. Yani acil bir durum olsa istasyonda yangın çıktı hop bir şekilde orada Rus, Rusların modülü var o modülle aşağı indirirler zaten. Yani mahsur kalmak öyle değil. Buradaki olay aslında şeydi. Geçenki bölümü herhalde şuralarda belki linkleri falan Aynen öyle. koyabiliriz. Geçen Buradaki olay şuydu. Boeing bir araç yapmıştı. Yani eskiden 2005'lerde bu NASA ticari araçların ticari şirketlerin artık insanları uzaya götürmesi için de desteklemek için böyle birkaç şirkete destek vermişti. Ve işte SpaceX 2.4 milyar dolar almıştı. Boeing de 4.2 milyar dolar almıştı ve amaçları Artık bundan sonra uluslararası uzay istasyonuna NASA olarak değil, özel şirketler kapsülleriyle götürsün diye bir proje vardı. Neticede ne oldu? SpaceX 2010'da normal roketine gönderdi, 2020'de de insan göndermeye başladı. Ya yani 2024 şu ana kadar bir sürü kere bu Dragon kapsülü uzaya çıkıldı. Boeing hala beceremedi işte. Sorun işte teknik sorunlar vesaire, yönetim sorunları, teknik sorunlar vesaire derken 4.2 milyar doları yediler. Üzerine bir 1.5 milyar dolar daha yemişler ve neticede hala sürekli artan bir Boeing'in işte kapsül programı, Starliner kapsül programı vardı. Uzaya çıktı. Yine de dediler bak artık bu koskoca Boeing bak şimdi biz bunu göndermezsek yarın laf söz olur. Yani dedikodumuz çok kötü çıkar. Biz bunu ne olursa olsun gönderelim dediler. Aldılar işte iki tane NASA'dan astronotu. Onlar da gariplerim. Tamam dedi ya görev görevdir dedi ya. Tamam işte işte vatanımız işte uzaydaysa <laughs> ya uzaya git diyorsa biz de gideriz dediler. Ve gerçekten e, Boeing'in kapsülünde bindiler ve uzaya gittiler. Ama daha giderken bile NASA zaten hemen şeyleri tespit etmiş. Yani oraya varmadan önce bazı helium leak dediğimiz işte şeyde o iticilerde bir akıntıya fark ediyorlar. Bu, bu akıntıyı fark ettiklerinden dolayı da diyorlar ki bunu çözmeden aşağı indirmem ben. Tamam bir riski aldık yukarı çıkartırken ama aşağı indirirken ben ikinci bir risk almak istemiyorum. Bunu ya çözersiniz de indiririz ya da sizin Boeing kapsülünüzü de indirmem dediler. Ne oldu neticede? Haftalar geçti. Bir haftalık süren bir misyon. Haftalar geçti. Bu haftalar geçen sürenin içerisinde de artık karara vardılar ki biz bu Boeing'in kapsülü aşağı indirmeyelim dediler. Ne oldu neticede? Şu anda astronotlar iki tane astronot. ya yani gelen iki astronot hala usuz uzay İstasyonu'nda. Düşünsen arabanı bir yere park etmişsin. Yani tamam haftaya alırım diyorsun. Uzaya çıkıp geleceğim. <laughs> ya nasıl bir nasıl bir hayat değil mi? Bir yere park ediyorsun. <laughs> yani haftaya nasıl olsa geleceğim diyorsun. Alırım diyorsun. Aylar Sonra... 6 ay falan sürüyor geri gelmen. yani böyle böyle saçma bir olay. Neyse şubat olay şu anda şuna dönüştü. Artık o onla yani Boeing'in kapsülü aşağı inmesi iptal olduğu için şubata ertelendi. Şubat'ta bir e, Dragon yani SpaceX'in Dragon kapsülüyle yukarı çıkılacak. Normalde 4 kişi gidecekken 2 kişi gidecek ve onlar orada kaldıklarında geri dönecek. 4 geri dönecek. 2 kişinin yanında da e, bu 2 kişi binecek ve 4 kişi aşağı inecekler. Şubata kaldı yani. Bayağı aylarca orada kalmak zorunda kaldılar. Bu sırada ne oldu? Bir hafta falan öncesinde de dediler tamam Boeing'in kapsülünde artık biz bir deneyelim madem. Hadi insansız indirebiliyor muyuz? Bakalım sizin bu endişeleriniz doğru muymuş değil miymiş yani bir görelim dediler. Tamam dediler insansız bir şekilde aşağı indirdiler. Ha ne oldu hiçbir şey olmadı ama olabilirdi. Yani NASA bu riskleri tamamen minimize ve elimine etmeden hayatta insanlar oraya sokmazdı, sokmadı da. Yani bir şey olmadı demek, bir şey olmayacak demek anlamına gelmiyor. Bundan sonra Boeing ya daha çok çalışır ya da bu projeyi iptal eder. Artık uçak yapmaya devam eder. Onu göreceğiz. Bir de astronotları zaten eğitmek de ucuz bir şey değil hocam yani. Tabii canım tabii tabii. Aslında yani ya o... seçimi kolay değil, yetiştirmesi kolay değil, eğitimi kolay değil. Yani bayağı iş, iş bu işler. Şimdi hocam hazır astronotlardan başlamışken geçenlerde bir haber gördüm. Dün evet. ya da önceki gün zannediyorum. Sivil uzay yürüyüşü yapılmış. Evet. Şimdi ben bunu okuduğumda direkt benim aklıma... Filmlerdeki sahneler geliyor. Böyle işte iki kapılı bir yer basın çazalıyor. Böyle dışarı çıkıyor. İşte iticileri var. Arkadan ne bileyim kalabalık, Airlock açılır ha, falan. Aynen, i̇şte yani, <laughs> böyle işte hatta hava kilidi işte kapanmaz orası patlar kapsül falan. Böyle bir sürü şey aklıma geliyor <gülüyor> 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 Bu hakikaten böyle mi yapıldı? Yoksa evet. Yoksa daha teknik bir arka planı ve ne derler? Daha basit mi aslında? Basit mi den kastım Yok hiç basit evet. değil. Yani filmlerdeki kadar şaşalı değil mi? Aslında filmlerdekinden daha da iyi diyelim. Şöyle bir şey. Şimdi olayın birazcık daha geriye alalım. Ve konunun nereden geldiğine başlayalım. Jared Isaacman isminde bir milyarder var. Bu adam uzayı çok seven ve uzay teknolojilerini çok seven, uzaya gitmeyi çok seven bir adam. Bu kadar paran olunca veriyorsun rokete parasını çıkıp gidebiliyorsun. Bu adam 2 sene önce 2022'de Inspiration4 yani Inspiration 4 isimli bir özel bir misyon gerçekleştirmişti SpaceX'te. Hatta bu Dragon kapsülü falan yani daha ilk ilk çıkmaya başladığından sonra dedi ki tamam ben parasını verip bu şey uzaya yolculuk yapacağım demişti. Ve nitekim 4 kişilik bir koltuk satın aldı. 3 diğer 3 kişiyi de e, şeyle internette işte sosyal medyadan ben niye Uzaya çıkmak istiyorum diye kompozisyonu güzel yazan insanlara verdi. Bunlarda da işte cesaret, bilmem umut falan filan böyle üç tane başlık vardı. İşte bir başlıkta. Umut Paşta örneğin bir tane bir hemşire vardı işte St. Jude Hospital'da şeyde çocuk hastanesinde o hastanede çalışan hemşirelerden bir tanesi çalışanlardan bir tanesi o da işte Umut olarak yani insanlığa Umut şeklinde böyle seçilmiş başkası cesaret başkası işte şey falan böyle bunları seçerek kendisi daha önceden hiç tanımadığı insanları seçip astronot etti. etti. Para nelere kadir <laughs> ya bizim böyle arkadaşımız. Hayır, bilim programını bağladığımız ya para evet. <laughs> Bizim böyle arkadaşımız olsun. <laughs> yani madem e, ne bileyim yani bir o rokete işte 100 mily milyon dolar, 200 milyon dolar verecek paramız yoksa en azından birisi bizi götürebilir diye hala umut edebiliriz. Bir ümidimiz olabilir. Peki, Peki hocam, hocam Bu olayın kendisi nasıl gerçekleşti? Ben o, o gelelim işte de şöyle... devam yani... edelim. Inspiration 4 ile beraber Janet Isaac ben hayatındaki ilk defa uzay yolculuğunu yapmış oldu. Hatta demişti ki ben de de Uluslararası Uzay İstasyonu 450 kilometrede, ben de de Uluslararası Uzay İstasyonundan da daha yukarıya çıkacağım. Beni oraya çıkartın demişti şeyler SpaceX mühendislerine. Yaklaşık bir 700 kilometreye falan çıkmıştı ve orada Dünya'nın çevresinde 3 gün dolanıp aşağıymışlardı. Ve ondan sonra zaten dedi ki ben bu işi çok sevdim. Daha da para vereceğim ve daha da çok iş yapacağız. Ve bu şekilde farklı ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. İşte ilk uzay yani ilk sivil uzay yolculuklarının yanında bu şekilde çok daha yükseğe giden sivil uzay yolculuklarının yanında bu sefer ilk uzay yürüyüşünü nasıl yaparız? diye düşün ya yani bir bir projede ortaya çıktı. Bunun için de bu sefer yine 4 kişilik koltuk satın aldı ve ikisi SpaceX e, mühendisi olmak üzere 4 kişi uzaya çıktılar. Bunlardan da şimdi kapsül küçük bir kapsül. <laughs> Böyle şey gibi değil Uluslararası Uzay İstasyonu gibi kocaman bir istasyondan bahsetmiyoruz. Zaten bir tane kapsülün içerisinde her şey orada. Yani salon da orada, mutfak da orada, e, banyo da orada. Yani hepsinin aynı yerde olduğu bir kapsülden bahsediyoruz ve dışarı çıkan kapı da orada yani. Şöyle bir şey oldu. Airlock yapacak bir mekan yok doğal olarak küçük bir kapsül olduğundan dolayı. Yani gidelim de önce bir başka bir e, hani şey vardır böyle so özellikle soğuklarda bir kapıdan girersin bir İkinci boş bir alan vardır var. sonra öteki kapıdan girersin. Yani böyle özellikle İskandinav ülkelerinde falan ya da döner kapının mantığı budur zaten yani içerideki so sıcağı dışarı atmamak. Yani az, atma, az transfer için. İşte kapsül içerisinde böyle bir yer olmadığından dolayı dediler ki o zaman biz kapsüldeki basıncı uzaydaki basınçla artık eşleştirmemiz gerekiyor ve bu da vakit alıyor. Çünkü bizde de biliyorsunuz bu azot denizlerde de olur ya böyle bir anda çok aşağıya inerseniz aşağı yavaş yavaş inerseniz sonra deseniz ki ben bir anda çıkacağım işte köpek balığı gördüm aşağıda hemen yukarı çıkacağım derseniz ne olur? Vurgun yersiniz. Aynen ne yapmanız gerekiyor? Yavaş yavaş yukarı çıkıp burada biraz duracaksınız. Dengeleyeceksiniz. Ondan sonra biraz daha sonra biraz daha dengeleyip ondan sonra çıkacaksınız. Böyle bir şey var. Uzayda da aynı şey oldu. Kapak, ka, kapağı açabilmek için sonuçta içerinin basıncıyla uzayın basıncını eşitlemeniz gerekiyor. Kapağı açtığınızda zaten içerisiyle aynı şey ol, olmak zorunda. Onun için normalde işte uzaya giden o kapsül insanlar o kapsülün içerisindeyken normal short tişörtle gezebiliyorlar. Çok da bir e, fark yok orada. Ama doğal olarak kap Kapağı açacak dolayı da kendileri o e, dış uzayı uzaydan kendilerini koruyacak kapsül kıyafetleri de giymek zorunda kaldılar. Hepsi uzun bir süre bunlarla kalmak Şimdi zorunda kaldılar. Ben onu hayal Ve böylelikle ettiğimde... bu azot dengesini yavaş yavaş 1 iki gün süren bir süreç içerisinde Heh. ayarlamış oldular. Onu soracaktım. Şöyle. Basınç bu şekilde ayarlanmış oldu. Yani, yani bir iki gün içinde aslında. Ta, ya, evet yani düşünsene yani kapak bir açıda pof bitti zaten. Heh. Filmlerde Sakin, hep... sakin. <laughs> sakin olmak lazım. Evet filmlerde, filmlerde abartıyorlar tabii ki. Filmlerde öyle airlock varmış da orada biraz şey yapacağız. Hemen açalım kapağı ondan sonra... La simsiyah, simsiyah gökyüzü işte orada ne bu Zaten onu da şaşırıyorum İşte karşıda bir bakıyorsun işte yıldızlar sanki şeyinde eli, önünde <laughs> bir tane galaksi falan fotoğrafı var böyle. Nebulalar falan geziyor falan sanki. Peki hocam kapsül öyle şeyler yok. Nasıl, şimdi... Simsiyah gökyüzü. Şimdi dediniz ya bir, bir airlock yok ya da bağlanabileceği bir yer yok. Basıncı dengelemek. Boşluk için. yok dedim. Boşluk. Ha, boşluk yani her yer ya. yani kapsül zaten aslında... tek tek oda yani sonuçta. Ha, kapsül aslında ama bu sefer şey olmuyor mu? Soğumuyor mu yani kapsülün içi aynı zamanda? Zaten sen şeyin içindesin artık. Sen kıyafetin içinde yaşıyorsun artık. Ondan sonra kapak açıldı. Kapak açıldıktan sonra iki kişi hem Jared Isaacman hem de diğer astronotlardan bir tanesi yukarı çıktı. O uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Etrafa bakındılar. Ne güzel. <laughs> Ondan sonra resmi olarak ilk sivil uzay yürüyüşünü de bu şekilde gerçekleştirmiş oldular. Ondan sonra Yeniden aşağı inip geriye dönüş sürecine girdiler. Burada hep şu olur. O güzel şey var ya işte. Hani aya in inmek istersin. Ay yani, Astronotlar aya gider örneğin. üç kişi giderler. Ama bir kişi hep modülün içerisinde kalır. Ama iki kişi aşağı iner. Yani hep o modülün içerisinde kalan insan olmak <laughs> da var hayatta. Yani oraya kadar git. O modülün içerisinde kalmak da var. Böyle bir şey olabilirdi. Bize o da denk gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama günün sonunda ben şunu anlıyorum hocam. Para nelere kadirmiş ya. Ya... Ya, Aa, hocam ilginç bir konu. Bundan sonraki e, Jared Isaacman e, hala sanırım milyarder. Yani parası bitmedi. <laughs> Çünkü diyor ki ben bundan sonra ilk sivil aya kadar gidip geri dönen insan olacağım diyor. Yani NASA'nın da zaten böyle bir planı var Artemis'le. O devam ediyor. işte Artemis projesiyle de beraber insanlar işte SLS roketiyle yeniden işte uzaya çıkacaklar. Ay'a kadar gidip aşağı inmeden geri dönecekler. Artemis 2, ondan sonra Artemis 3'le de yine aya kadar gidip bu sefer aşağı inecekler. Bu NASA'nın resmi e, projesi. Ama Jared Isaacman diyor ki ben de sivil olarak SpaceX'in Starship roketiyle aya kadar gideceğim ve geri geleceğim diyor. Hala parası bitmezse büyük ihtimalle aya kadar in gidip inecek insanlardan bir tanesi de olur. Yani parasıyla ikinci kez astronot olmuş bir insandan bahsediyoruz. Peki hocam şey nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Şimdi astronotlara çok uzun süreler eğitimler verilmiyor mu? veriliyor. Bunlar da veriliyor. Bu arada Ceritaiz Ekmen zaten pilot. Çok eski pilot. Yani o da eğitimlerin büyük bir bölümünden geçiyor. Tabii aslında. tabii. Ceritaiz Ekmen'in çok ilginç bir hayat hikayesi var. Zaten üniversite bitirmemiş, lise mezunu. Ondan sonra şirket kuruyor, girişimci, şirket kuruyor. Shift for Payment diye bir e, finans şirketi kuruyor. Oradan yürüyor. Yani teknoloji finans şirketi kuruyor. Ondan yürüyor. Yani oradan zaten kişisel servetini çok yüksek bir seviyeye getirdikten sonra bu tür riskli işlere girebilecek derecede de cesaret bulabiliyor. Yani ben yarın gideyim uzayda biraz yürüyeyim desem benim için sıkıntı. Ya tabii yani şu anda sizin için sıkıntı. Dediğim gibi o zaten astronot yani o zaten pilot, zaten yıllardır pilot artı astronotluk yapmış bir insan, daha önceden kendi bir, ya bu deneyimi de yaşamış bir insan ve e, şu anda bir deneyim daha kazanmış oldu. Şimdi bu ben yarın aya gideceğim derse kim tutar? Cered'e. Valla merakla bekliyorum hocam. Merakla bekliyoruz. Merakla Starship'i de bekliyoruz. Bunu da zaten başka bir bölümde daha uzun konuşuruz. Starship'in gelişinde. Öyleyse haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.